İbrahim Tatlıses. İmparator olarak gönüllerde taht kuran İbrahim Tatlıses, tırnakları kazıyarak kazandığı başarılı müzik yaşamına sayısız ödül sığdırır ve kendi deyimiyle Türkiye'nin Oscar ödülleri olarak gördüğü Kral Müzik Ödülleri'nde de uzun yıllar farklı kategorilerde ödüller alır. 1995 yılında düzenlenen 1. Kral Video Müzik Ödülleri'nde kategoride bulunan Ahmet Kaya, Burhan Çaçan, İzzet Altınmeşe ve Selahattin Alpay'ı geride bırakarak Türk Halk Müziği En İyi Erkek Ödülü'nün ilk sahibi İbrahim Tatlıses olur. Aydan Şener'den ödülünü alan İbrahim Tatlıses, ödülünü aldıktan sonra söylediği Nankör Kedi ve Haydi Söyle isimli şarkılarıyla da konuklara keyifli anlar yaşatır. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle, rüyalarda gördüğümü, haydi söyle, uykusuz gecelerimi, haydi söyle. İbrahim Tatlıses, 1996 yılında düzenlenen 2. Kral Video Müzik Ödülleri'nde ise en çok satan albüm kategorisinde o yıla damga vuran İbrahim Tatlıses Klasikleri albümüyle ödüle layık görülür. Ödülü Engin Cezzar'ın elinden alan İbrahim Tatlıses, ödülünü aldıktan sonra duygularını dile getirir ve gecede sergilediği sahne performansıyla da büyük beğeni toplar. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses ödül yolculuğuna 2002 yılında düzenlenen 8. ve 2004 yılında düzenlenen 10. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde aldığı Arabesk Fantezi Erkek Ödülleri ile devam eder. İbrahim Tatlıses 2002 yılında düzenlenen 8. Kral Video Müzik Ödülleri'nde kategoride bulunan diğer adaylardan Cengiz İmren, İbrahim Erkal, Metin Şentürk ve Müslüm Gürses'i geride bırakarak ödülün sahibi olur. Ödülü Bülent Ersoy'un elinden alan İbrahim Tatlıses, duygularını dile getirdikten sonra Bebeğim isimli o döneme damga vuran şarkısını seslendirir. ...2004 yılında düzenlenen 10. Kral Video Müzik Ödülleri'nde ise Arabesk Fantezi Erkek Ödülleri kategorisinde yer alan diğer adaylardan Hakan Altun, Berdan Mardini, Ferdi Tayfur ve Metin Şentürk'ü geride bırakarak ödülün sahibi olan İbrahim Tatlıses, ödülünü Orhan Gencebay'ın elinden alır. Ödülünü aldıktan sonra duygularını dile getiren İbrahim Tatlıses, sergilediği sahne performansıyla da konuklara müzik ziyafeti sunar. Tek tek, ağardı bak saçlarım tek tek, tek tek, damlıyor gözyaşlarım tek tek, tek tek, bıraktılar beni tek. İbrahim Tatlıses'in birçok eseri gibi unutulmayanlar arasına giren Aramam şarkısı da bu başarısını 2005 yılında düzenlenen
11. Kral Video Müzik Ödülleri'nde aldığı en iyi arabesk fantezi erkek sanatçı ödülüyle bir kez daha kanıtlamış olur. Kategoride bulunan diğer adaylardan Ferdi Tayfur, Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'i geride bırakarak ödülün sahibi olan İbrahim Tatlıses, ödülünü Adnan Şenses'in elinden aldıktan sonra duygularını dile getirir ve kendisine ödül getiren Aramam isimli şarkısını seslendirir. İbrahim Tatlıses, 2009 yılında düzenlenen 15. Kral Müzik Ödülleri'nde ise 2008 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Neden isimli albümünün satış başarısından dolayı platin ödülüne layık görülür. Neden albümüyle İbrahim Tatlıses. Sitemim belli değil, ben senin neyinim anlayamam. İbrahim Tatlıses, sadece aldığı ödüllerle değil, Kral Müzik Ödülleri'nde gerçekleştirdiği sahne performanslarıyla da hafızalara kazınır. Bunlardan biri de 2010 yılında düzenlenen 16. Kral Müzik Ödülleri'nde seslendirdiği Şemmame isimli şarkısı olur. Şemmame, şemmame, şemmame buke, dotmame, dotmame, dotmame buke. İbrahim Tatlıses, her ödül aldığı Kral Müzik Ödülleri gecesine damga vururken, en duygusal anlarını ise 18. Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde yaşar. Hain bir saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, uzun süren yoğun bakım ve tedavi süreci nedeniyle katılamadığı 2011 yılında düzenlenen 17. Kral Müzik Ödülleri'ndeki Yaşam Boyu Onur Ödülünü, 2012 yılında düzenlenen 18. Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde Orhan Gencebay'ın elinden alır. Ödülünü almak için sahneye kadar bastonuyla gelen İbrahim Tatlıses, daha sonra elindeki bastonu fırlatınca salondan büyük alkış tufanı koparken oldukça duygusal anlar da yaşanır. Evet. Allah beni size bağışladı, sizi de bana. Evet, bu.